Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğrenen şey YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Ben sizlere yine yelek modeli olarak göstereceğim. O yüzden bu şekilde Angora tarzı bir ip kullanacağım. Sizler farklı örgülerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dilerseniz hemen modelimize geçelim. Evet ben sizlere ön hazırlık olması açısından bu şekilde bir sıra trabzan gittim. Sizler eğer yelek modeli olarak yapar iseniz arkadaşlar bu bir sıra tırabzanı birkaç sıra yapmanızı tavsiye ederim. Evet başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tamın başını doladım. Hemen bu dibe değil bir sonraki trabzana batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Kenar trabzanımı ben 5 tane yapacağım arkadaşlar. Sizler daha da fazla yapabilirsiniz tabii ki. Baştaki zincirimi de sayıyorum. Bakın şunu da 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3. trabzanın içerisine giriyorum. 2'de çıktığım trabzan. Hemen bir sonrakine giriyorum. 2 de çıktım trabzan yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım 1 2 3. trabzanın başına geçtim bakın 1 burada yan yana 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 2 tane zincir çektim tamın başındaladım. daladım 1 2 üçüncüye girdim burada da yan yana iki tane trabzan yapacağım modelimiz birazcık e, bülbül yuvasını anımsatıyor ama arkadaşlar biraz daha değişik bir model 1 2 3. girdim ben modeli görünce çok beğendim en yeni en güzel yelek modellerinden diyebilirim burada yan yana 5 tane trabzan yapıyorum trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında mevcut arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamlayalım lütfen Evet arkadaşlar bakın sıramı bu şekilde tamamladım şimdi dört tane zincir çektim tamın başını doluyorum hemen bu dibe değil hemen bakın buradakine değil bir sonrakine giriyorum iki de çıktım trabzanlar yapıyorum bu şekilde 4 ve 5. Şimdi modelimi koyuyorum. Burada lütfen biraz dikkatli bakın. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Modeli bu şekilde çevirdim arkadaşlar. Sonrasında ilk trabzanı bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. Ve bu trabzana 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Tamın başını doladım. Şimdi iki trabzanın arasına bakın bu şekilde girdim. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Tamın başını doluyorum şimdi bu diğer trabzanıma geçiyorum buradaki trabzanıma da diğer trabzanında olduğu gibi 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 bir tane zincir çekiyorum modelimi düzelttim tığımın başını doluyorum hemen ara trabzanlarıma geliyorum 1 2 <laughs> 3 4 ve 5 tekrar gösteriyorum bakın arkadaşlar şu şekilde göstereyim bir tane zincir çektim tığımın başını doluyorum modeli bu şekilde çevirdim İlk trabzanı böyle bakın aradan girerek tığımın üzerine aldım buradaki trabzana 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Bu iki trabzan arasına giriyorum. 1 2 3 ve 4 pardon burada 3 tane olacaktı. Kafam karıştı. Tamın başını dolayarak buradaki trabzana giriyorum. 4 tane de buraya yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tamın başını dolayarak hemen trabzanlarımın tepesine geliyorum sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle gösterelim. Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar bakın sıramı ben tamamladım. Şimdi geriye dönüp kenar trabzanlarımı da yaptım ben. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. tığımın başını doladım. Bakın burada bir tane zincir çekmiştik bu araya giriyorum buraya bir fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 ben 4 yapacağım arkadaşlar sizler daha fazla ya da daha eksik de yapabilirsiniz ama fazla yaparsanız daha iyi olur bu şekilde iki seferde kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığımın başını doladım hemen bakın ara trabzanlarıma giriyorum 1 hızlıca aradaki 5 tane trabzanımı yapıyorum. Arkadaşlar bu arada modelim 11 ve katları üzerine oluşuyor. Ee, ben 11, 11, 11 olacak şekilde trabzanlarımı yaptım. Sonrasında kenar e, trabzanı olması için de 5 tane trabzan yaptım. Onu da buradan belirteyim. 3 tane zincir çektim. Tımın başını doladım. Bakın yuvanın içerisine giriyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımda çok güzel yelek modelleri patik modelleri lif modelleri ıı, Hırka modelleri var arkadaşlar battaniye modelleri var Onu da söyleyelim Evet Bakın Bu şekilde dediğim gibi biraz ıı, Bülbül yuvasını anımsatıyor ama bir tık daha bir Farklı bir model arkadaşlar 3 tane zincirler Çekiyoruz aralarda Hemen trabzanların tepesine geliyorum. Hatırlatmamızı da yapalım. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, emeğe saygı açısından ufak da olsa bir yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Sevdiklerinizi de paylaşırsanız gerçekten çok memnun olurum. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle gösterelim yine. Bakın. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın ben bu sıramı da tamamladım. Şimdi modelimiz ortaya çıkmış oldu. Görüyorsunuz. Oldukça güzel, oldukça şık, muhteşem bir model oldu arkadaşlar. Örgü modeli. Şimdi ben kenar trabzanlarımı yine yaptım. Şimdi artık modelim kendini tekrarlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay bir yelek modeli. Ee, tabii ki sadece yelek modeli değil, şal modeli de yapabilirsiniz. Bebek örgülerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz zincir üzerine de kurabilirsiniz modeli. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum, tığımın başını doladım. Öncelikle buradaki fıstığın sağ tarafından bir tane trabzan yapıyorum. Sonrasında sol tarafından bir tane trabzan yapıyorum. Arada hiç zincirim yok arkadaşlar. Yani bu iki trabzan arasında. Evet. iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen ara trabzanlarıma geliyorum. Hızlıca ara trabzanlarımı da yapıyorum. Çok güzel, çok gösterişli bir e, yelek modeli arkadaşlar. Özellikle de çeyizlik yelek modellerinde, şallarında e, yapabilirsiniz. Evet, iki tane zincirimi çektim. tamın başını doluyorum. Bakın, buradaki fıstığın önce sağ tarafına bir tane e, trabzan yapıyorum, hiç zincir çekmeden. Bir tane de sol tarafına. İki zincir, buradaki trabzanlara geçiyorum. Şöyle göstereyim. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım bir üstü tekrar modeli nasıl koy koyacağız onu da göstermek istiyorum Evet arkadaşlar bakın Sıramı tamamladım şimdi kenar trabzanlarımı da yaptım Bir tane zincir çekiyorum ee, Arkadaşlar burada iki tane zincirim var şimdi bu sıranın aynısını tekrar yapacağız çünkü modelimizi tersten koyuyorduk Evet İlk e, bu trabzanın tepesine batıyorum Sonrasında tekrar takip eden trabzanın tepesinden batıyorum. Bu şekilde iki tane zincir. Hemen ara trabzanlarıma geliyorum. Hızlıca trabzanlarımı tamamlıyorum. İki tane zincir. Bakın ilk trabzan tepesine battım bir sonraki trabzan tepesine battım bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar bir üst sırada tekrardan bu şekilde modelimizi koyacağız evet arkadaşlar bakın bu şekilde oldu modelim şu anda bu şekilde şimdi tekrardan bu modellerimizden koyacağız arkadaşlar kenar trabzanlarımı yine yaptım Dediğim gibi trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında var veya örgü teknikleri Öğretme sistemde bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Modelimi bu şekilde çeviriyorum. Buradaki iki trabzanın öncelikle ilkini şöyle tığımın üzerine alıyorum. Bu trabzanıma 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Ve 4 Sonrasında ikisinin arasına giriyorum. Aynı şekilde modelimi tekrarlıyorum arkadaşlar. Aşağıda göstermiş olduğum gibi. Buraya da 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3 Sonrasında diğer trabzanıma geçiyorum. Diğer trabzanımı da aynı şekilde 4 tane trabzanımı yapıyorum bir tane zincir çektim tığımın başını doladım ara trabzanlarıma geliyorum Evet modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar daha fazla video uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum modeli bir kez daha göstermek istedim sadece şöyle Şimdi ben birkaç sıra daha yapacağım sizlere arkadaşlar sonrasında final için buluşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben modelimi birkaç sıra daha tamamladım. Çok şık, çok güzel, muhteşem bir model oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bu modelden çok güzel yelek modelleri, çeyizlik yedek modelleri, çeyizlik şal modelleri, etol şal, üçgen şal, harika durur arkadaşlar. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Bayan yelek modellerinde. İster gündelik kullanın. isterseniz çeyizlik yapın. Gerçekten çok hoş bir model. İsterseniz buralarına bu şekilde inciler de dikebilirsiniz. O zaman çok daha gösterişli olacaktır arkadaşlar. Evet ben bugünkü modelimi çok beğendim. En yeni, en güzel çeyizlik yelek modellerinden diyebiliriz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.